konuş tabii ki. Dinliyorum. Onlar başka tarih davaları vardı. Hep ailecek. Şunu söylemek istiyorum Didem Hanım. Siz oradan çıkarın lafı. Bunlar görüntüsünü babası çekmiş. Bunları göstermiş. 3-4 kişi izlemiş. Neden dememişler bunun görüntüsünü at baba. Yazık kadına neden dememişler. Kimine muhatabısa, kimine davalısa ona uylasırmış ya Ali Özel. Babam o fırsatı bulamadı. Bunu sen o fırsatı bulamadı. Kendisi diyor. Buraydı da keşke öyle böyle olsun. Kendisi diyor. Kendisi niye başarıya gidiyor? De telefonu hiç çevirmiş. Hadi niye siz arada söylemiyor da İsmail'e söylemiyor da İsmail babam kendisi de diyor. Size niye arada da söylemiyor? Biz görüntüleri Biz görüntüleri konuşmayalım. O öldükten kere söylediler bize kardeşin fotoğrafını çektiğini ve ondan sonra onu satacağım dediğini herkes söylemiyor. Yalan kimisi söylüyor. O şahıs. Saklıyor. Bekle, düşman kazanıyor diye saklıyor. Bir bekleyin. Şerife Hanım. Şahıs değil, şahıs değil. Kim peki? Kim? Şahıs değil. Kim? Kim onu sana söyleyen biz hiç duymadık şimdiye kadar. Ben ne bileyim canım kahvede bizim... Ama bakın öyle bir şey varsa. Yok. Siz duyar mısınız? Kesinlikle öyle bir şey duyulmadı. Söylesin yani kim söylesin. Tamam ki susarsanız söyleyecek. Susarsanız söyleyecek. Tamam susuyor. Tamam, Didem Hanım. Buyurun Emine Hanım söyleyin. Didem Hanım. Hı. Onları sustur bir de beni bir daha dinle. Tamam. Ve bir de bunlar yazın Nisan'da mıydı Mayıs'ta mıydı Hüseyin Özer'le. Köpeğini çoban köpeğini Hüseyin Özer vurmuş. Ve ondan sonra da bunlar Sen benim oğlumla olan bir dakika, bir sakin olun. Emine Hanım bana söyler misin bu köpek öldürme meselesini? Buyur söyle. Bir müsaade edin. O köpeği öldürdü. Hüseyin Özer öldürdü. Tamam. Ve Şerife ile muhtarlık oldular. Kavga ettiler. Ağzına gelmecik laflar sarf ettiler. Neden şimdi Hüseyin Özer bağlanıyor da onların hakkında kapaklaştırma lafları ediyor hep? Ben ne dedim? Sorun ya, ben onu ne dedim ama? Ya onun konumu ne? Onun konumu hakkında hep yani, çok zor olan bir olay. Emine Hanım bir şey sorabilir miyim? Bir saniye bekleyin avukatımız bir şey sorar. Buyurun Hanım. Emine Hanım zaten hükmeden bir tarzınız var. Didem Hanım'a bile sustur onları beni dinle falan diyorsunuz emir kipiyle. Belli ki baskın güçlü bir karakteriniz var. Ben size bir şey sormak istiyorum. Emretmiyorum, rica ediyorum. Tamam. Rica ediyorum. Bakın buradaki üç kadının elleri de simsiyah, yara bere içinde ceviz toplamışlar, iş yapıyorlar, tarla ekiyorlar. Bir şekilde namuslarıyla, emekleriyle para kazanıp geçiniyorlar. Siz şimdi somut belgeler varken kız kardeşinizi korumak adına... Başkalarının dedikodularıyla insanları itham ediyorsunuz. Olayı normalleştirip bize bunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Neden kız kardeşiniz rezil oldu, bakılmadı? Tabii ki bir adam bulacaktı, peşine gidecekti derken. Niye oya yapmadı? Niye patik yapmadı? Niye tarlada, tabarada çalışmadı? Niye bir faydalı, daha düzgün bir şey yapmadı? Biz kimseyi kınamıyoruz, yargılamıyoruz. Ama lütfen insanlara konuşurken biraz aynayı kendinize tutun. Yaptı. Ve iyi örnekler teşkil edin. Tamam Handan Hanım, biz de bir yargıda bulunmuyoruz ama. Hayır, kınamıyoruz, yargılamıyoruz. Tamam. Ben çok güzelim. Normal göstermeyin lütfen. Bunu genç kadınlar, genç kızlar izliyor. Ben kendime tutuyorum aynayı. Buyurun Emine Hanım. Ben onu sorsunlar. Benim kardeşim oyada yaptı, patikte yaptı ve ben ekmeğimi bulamazken ona ip alıyordum. Ben ona gönderiyordum örsün de satsın diye. Hayır, ekmeğini kazansın diye. Eli bağlı kadın, kolu bağlı kadın. Daha da ne yapar? Çocuklarını koyup eve gelemedi. Bir ara vereceğim ama şunu söyleyelim. Bakın yani Fadime Hanım'a çok üzerine gidiyoruz ama. Hayır, gitmek için değil. Bakın Handan Hanım, benim de bildiğim ve öğrendiğim bazı şeyler de var. Sonuçta kadın bazı şeyleri yapıyor ama kadının kocası evli bir kadını kaçırıyor. Sonrasında ne oluyor? Ben anlatacağım biraz Fadime Hanım'ı da anlamanız için. Sonrasında o kaçırdığı kadının kocası da Fadime Hanım'ı kaçırmaya çalışıyor. Ve kadın öyle şeyler ama yaşıyor bugün ki. Bugün öğrendik evet. Şimdi kadın öyle şimdi şeyler, öğrendim. Fadime öyle şeyler ama yaşıyor ki. Ama iyi örnekler teşkil edelim. Yani evli bir adamın peşine düşüp gidip... Ama Fadime'yi de anlamak lazım. Bir ara tekrar...